Bugün konumuz ideal gazlar. İdeal gaz nedir? Bu aslında gazlarla ilgili olan biteni anlamamız için kimyada kullanılan bir kavram, bir nevi teori. İdeal gazlarda tek tek taneciklerin birbiriyle etkileşimde bulunmadıklarını düşüneceğiz. Bunun geçerli olmadığı durumlar da vardır. Örneğin, bu tanecikler birbirine yaklaştıklarında, birbirlerinin yanından geçtiklerinde ya da çarpıştıklarında bazı zayıf moleküller arası kuvvetler gözlenebiliyor. Biz bu videoda bunların etkileşimde bulunmadıklarını varsayalım. Ayrıca taneciklerin hacim olmadığını düşüneceğiz. Hacim kaplamazlar yazıyorum. Aslında bu da tam olarak doğru değil. Ne de olsa bu taneciklerin belirli hacimleri var. Ancak bu yine de makul bir yaklaşım. Çünkü genelde bu taneciklerin kapladığı alan etraflarındaki alana kıyasla sonsuz derecede küçük. İşte bu iki varsayım, ideal gazlarla ilgili konuşurken aklımızın bir köşesinde tutmamız gereken varsayımlar. Zaten ideal kelimesini de bu sebeple kullanıyoruz. Diğer videolarda zaten ideal olmayan davranışlardan da bahsedeceğiz. Ancak ideal durumları düşünmek bize dünyada olan biten hakkında bazı yaklaşık sonuçlara, tahminlere varmamızı sağlayacak. Şimdi ideal gaz tanımını yapalım. İçinde bulundukları kabın hacmi önemli kabın iç kısmına uygulayacakları basınç da önemli. Bu basınç, kabın içindeki her noktada aynı olacak. Ayrıca sıcaklığı da düşünebiliriz. Mutlak değerleri sevdiğimizden bunu Kelvin olarak alırız. Bunun yanı sıra gazın miktarını da düşünebiliriz. Bunu da mol sayısıyla ölçebiliriz, yani küçük n ile. Bu dört değerin birbiriyle olan ilişkisine bakalım mı? Sol tarafa her zaman hacmi koyuyoruz. Hacim-basınç ilişkisi nedir? Ben bunu hayal etmek için balon düşünüyorum. İçinde de gaz olsun. Diyelim ki balonun hacmini küçültmek istedik ama mol sayısı ve sıcaklık aynı kalsın. Bu durumda basınca ne olur? Gaz bu alana daha fazla basınç uygular ve balonu söndürmek zorlaşır. Hacim azaldıkça basınç artar. Ya da diyelim ki kabı büyütmek istedik ve yine mol sayısı ve sıcaklık aynı kalsın. Bu durumda basınç düşer. O zaman hacim ve basınç birbiriyle ters orantılı. Hacim bir bölü basınçla orantılıdır. Yani aslında basınçla ters orantılıdır. Basınç hacmin tersiyle orantılıdır da diyebilirsiniz. Bu aradaki orantılıdır işareti. Ve demek istiyoruz ki hacim bir sabit değer bölü basınçla orantılı. Peki hacmin sıcaklıkla ilişkisi nedir? Balon örneğiyle devam ediyorum. Hatta bana inanmazsanız kendiniz de deneyebilirsiniz. Bir balonu oda sıcaklığında şişirin. Sonra buzdolabına koyun. Balon sönecektir. Sebebi ise balonun içindeki taneciklerin biraz daha güçten düşmüş olmaları. Her birinin kinetik enerjisi artık daha düşük. O yüzden dışarıdaki atmosfer basıncını dengelemek için uygulamaları gereken o aynı basıncı uyguladıklarında hacim azalacak. O zaman hacim sıcaklıkla orantılıdır. Şimdi mol sayısına gelelim. Balona hava üflediğinizde balona daha fazla mol girer değil mi? Basınçla sıcaklık sabit olursa da hacim artar o zaman hacim mol sayısıyla orantılıdır. Balonun içindeki havayı çıkarırsanız hacim de azalır. Tabii yine basınçla sıcaklık sabit olduğunda. Bu bağıntıların isimlerini de vereyim. İlki Boyle yasası. Bu Charles yasası, bu da Avogadro yasası. Bu üç bağıntıyı birleştirerek şu sonuca varabiliriz. Hacim, mol sayısı çarpı sıcaklık bölü basınçla orantılıdır. Şu şekilde de düşünebiliriz. Hacim eşittir buradaki oranı da aslında bundan bahsediyor. Hacim eşittir bir sabit değer mesela R çarpı N çarpı T bölü P. Başka bir şekilde daha yazalım. Her iki tarafı da P ile çarparsak P çarpı V eşittir şu sıralamayı değiştiriyorum. N yani mol sayısı çarpı sabit değer R çarpı T. Bu size tanıdık geldi mi? İdeal gaz yasası. Bu denklem kimyada en çok yararlandığımız denklemlerden biri. Bu konuda birçok video yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Ne yalan söyleyeyim, ideal gaz yasasını çok seviyorum. Aklınızda belki bu R sabiti değeri ile ilgili bir soru vardır. Buna ideal gaz sabiti diyoruz. Bu değeri çeşitli kaynaklardan bulabilirsiniz. R değeri aslında kullandığınız basınç, hacim, sıcaklık birimlerine bağlı bir sabit değer.